Kılıçdaroğlu ya benimle yürüyün ya da yolumdan çekilin dedi çok net verdi mesajını. Bugün gazeteciler CHP liderine bir kez daha sordular. Yol arkadaşlarıma sesleniyorum dediniz. Ne demek istediniz tam olarak dediler ve açıklık getirdi sözlerine. Bu ülkeyi seven ve ülke için çaba harcayan herkesi yol arkadaşım kabul edip çağrı yaptım dedi Kılıçdaroğlu. Dalgalanmasını isteyen, özgürce dalgalanmasını isteyen, vatan vatanına bağlı bütün kesimleri, yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım dedim. Doğru mu? E doğru. Bu da, bu laf doğru mu? Evet bu laf da doğru. O zaman ben bunu seslendirmek zorundayım. Ben bunu söylemek zorundayım. Allah aşkına inanıyor biliyor musunuz? Yani bir davadan beraat ediyorsunuz. Aynı dava tekrar açılıyor. Bu sefer müebbete mahkum ediliyorsun. Ya böyle bir Türkiye'yi siz ister misiniz? Ben istemem. Ve bunun için de ben yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Ciddi bir sorunumuz var. Ekonomiye bakın, dış politikaya bakın, iç politikaya bakın, vatandaşa bakın. Ya arkadaşlar Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Ya milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'de ben ne konuşayım? Ben ne söyleyeyim? Milyonlarca çocuk. Ya bu çocuklar Acaba okula nasıl gidiyorlar? Bu çocuklar nasıl besleniyorlar? Bu çocuklar nasıl banyo yapıyorlar? Ya bunu düşünen var mı? Efendim elektrikler kesildi. Bitti o kadar. Tek cümle. Ama o cümlenin arkasında milyonlar var. Ve ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım. Ben bütün vatandaşlarımın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım. Ve şunu da söylüyorum açık ve net. Türkiye'nin çözemeyecek sorunu yoktur. Ama bu iktidar, var olan tek kişilik hükümet bu sorunu çözemez. Kapasitesi yok, bilgisi yok, birikimi yok ve çözemez. Bu sorunun çözülmesinin tek yolu var. Demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim. Eğer bunu istiyorsanız, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Eğer hayır biz mevcut düzenden memnunduk, memnunuz, me memnunuz diyorsanız e yolunuz açık olsun ayrılın bizden dedi. Hayır efendim hayır geniş kitleleri yanıma çekmeye geniş kitlelerin sözcüsü olmaya geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağ sultan duydu saraydakini de duymasını istedim bunun için yaptım. Evet. Teşekkür ederim. Kavgam var diyor kavgaya davet aslında bu ülkenin kanını emenlerle bu ülkenin zenginliğini yok edenlerle tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerle kavgada ben en öndeyim. Ya benimle yürün ya da yolumdan çekilin dedi CHP lideri de çok netti. Tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Türkiye her zamankinden farklı bir seçim atmosferine girmiş durumda. Zamanında önümüzdeki yıl Haziran ayında ya da daha öncesinde yapılacak bir seçim. Önceki seçimlere benzemeyecek. Ee, aslında bu epeydir bilinen bir gerçek. Bir muhalefet lideriyle daha devam edeceğiz. O da çok iddialı bir açıklama yaptı. Bugün biz adımızla, adımızla, logomuzla, şanımızla o pusulada yer alacağız dedi Deva Partisi lideri Ali Babacan. Hemen iktidar medyasında altılı masa dağılıyor mu yorumları yapılmaya başlandı. Hayır altılı masa dağılmıyor, altılı masadaki yerini koruyor. Fakat Deva Partisi logosuyla kendi ismiyle seçime gireceğini deklare ediyor Ali Babacan. Yani ne CHP ne İYİ Parti listelerinden kendi listesiyle seçime girecek. Ama altılı masada konuşulan ve üzerine mutabık kalınan tüm konularda da sözümüzün arkasındayız diyor. İşte onun açıklaması. İşte ben buradan ilan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya ihtiyaç e, işaret etmiyor çünkü ittifak partileri aynı ittifak çerçevesinin içinde kendi logolarıyla yer alıyorlar. Deva Partisi seçime kendi ismi ve logosuyla girecek. Kararı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan haftalık değerlendirme toplantısında açıkladı. Bizim kendimize güvenimiz tam. Kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Milletimizin de bize güveni tam. Deva Partisi'nin seçime kendi adıyla girme kararı altılı masadan ayrıldığı anlamına gelmiyor. Ali Babacan da altını çizdi. Altılı masada. Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. O masada yer alan her partiyle işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda da güçlü bir iradeye sahibiz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'in deyimiyle kantara çıkmak istiyor. Seçmendeki karşılığının ne olduğunu görmek istiyor. Karar Deva Partisi'nin seçime bir ittifakla girmesine mani değil. Başka bir partinin listesine girmeyeceği anlamına geliyor. Yani Deva Partisi 81 şehirde kendi adaylarını çıkaracak. Babacan'a göre partisi baraj sorunu yaşamayacak. Neymiş efendim? Bu yasa çıktıktan sonra yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış. Hodri meydan diyorum, hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza saklamayın. Ne geliyorsa yapın. Deva damlalarının oluşturacağı seli hiçbir baraj durduramaz arkadaşlar. Barajları yıkıp geçeceğiz inşallah, yıkıp geçeceğiz. Babacan'ın altını çizdiği başka bir ayrıntı daha var. Deva Partisi seçime ortak cumhurbaşkanı adayıyla gidilmesi gerektiği görüşünü koruyor. Ortak adayı destekleyeceklerini söyledi. Deva Partisi'nin kararı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e de soruldu. Geçen hafta ittifak içinde ittifak tartışmaları yapılırken acaba tek bir listeden girme olur mu sorularına gündeme gelmişti. Deva Partisi kendi logosu, kendi adını kullanacağını söylüyor. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya ihtiyaç e, işaret etmiyor. Çünkü ittifak partileri aynı ittifak çerçevesinin içinde kendi logolarıyla yer alıyorlar. Özgür Özele göre Deva Partisi Millet İttifakı'nın genişlemesi ihtimali çerçevesinde pozisyonunu şimdiden ilan etti. 6'ya genişleme potansiyeli var. 6'ya genişleyecek olursa da Deva Partisi'nde kendi ismi ve logosuyla yer alacağı ifade ediliyor. Kendi pozisyonlarını açıklamak açısından kıymetlidir. Seçim zamanında 2023 Haziran'da yapıldığı takdirde %7 oy alması gerekiyor kendi adıyla, logosuyla seçime giren ittifak çatısı altında dahi olsa kendi adıyla seçime giren bir partinin Babacan o yüzden de iddialı oyumuzu %7'ye çıkartabiliriz mesajı aslında bu. Ee, muhalefet bloğu ne kadar çok sandalye elde ederse değişim adına umut o kadar yüksek olacak. Ortak bir cumhurbaşkanı adayı o önemli zaten o noktada sıkıntı yok diyorlar. Prensipler belli. Daha evvel yapılan toplantılarda ortak cumhurbaşkanı adayı ile ilgili prensipler masaya yatırıldı ve üzerinde uzlaşıldı. Arada Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın attığı bir tweet vardı. O tweet üzerinden yorum yapanlar oldu. İşte Gültekin Uysal belli isimlere ambargo koydu diye. Demişti ki 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmuş olmayacak bizim cumhurbaşkanı adayımız. Neyi kastettiniz diye bugün bir kez daha sordular. Kastettiğim bu altılı masada olan liderler değildi dedi. Tabii o son tweetimin öncesi var. Türkiye'de muhaliflik ambalajı altında benim esas endişem 20 yıldır hakikaten bu iktidara karşı kendisini muhalefette konumlamış, eleştirmiş, tenkit etmiş. Pek çok hukuksuzluğa muhatap olmuş, maruz kalmış. Önemli bir muhalif seçmen kitlesi var. Zaman zaman işte ben zaman ifade ediyorum toto sezonu açıldı siyasette diyorum. O aday oluyormuş, bu aday yapılıyormuş. Bu toplumsal enerjinin Merhaba edilmesine vesile olacak bir takım beyanlar olunca sürecin tarif ettikleri var. Burada ben hele hele masada birlikte oturduğumuz kişiler hedef alarak bir şey söylemek değil. Her siyasi partinin kendi bir perspektifi var. Ben o hususları ifade ederek böyle bir tanımlama yaptım. Ben nihayetinde kendilerini kastetmedim, kendilerine de ifade ettim. O noktada bir problem yok. Hafta sonu gerçekleşen güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri partilerin de ortak gündemi liderlerin bir kez daha kararlılık mesajını yüksek sesle dile getirdiğini söylemem gerekir. Parlamenter güçlendirilmiş sisteme döneceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz ve ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak A planımızdır. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ve ortak cumhurbaşkanı adayının kriterleri üzerinde de bir uzlaşmaya varılmış durumda. Bu masada verdiğimiz sözlerinde arkasındayız diyorlar. Bugün bir kez daha liderler bunun altını çizdi. Bugün büyük ve de kronikleşmiş derin bir devlet krizinin içerisindeyiz. İşte altı siyasi parti olarak buluşmamızın ortak noktası da tam olarak budur. Her geçen gün daha da samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar kararlılığımızın da bir neticesi olarak görülmektedir artık. Altılı masada. Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız. Bütün siyasi partiler kendi programları var, kendi hedefleri var ama bugün her şeyden daha önemlisi Türk demokrasisinin oksijeni tükenmek üzere. Hele hele değişen siyasi rekabet iklimi ve şartları 150 artı bir dengesi farklılıklara rağmen siyasi partilerin bir ortak paydada mücadele etmesini gerektiriyor. 24 Nisan'daki altılı zirve sonrası yuvarlak masanın liderleri haftalık değerlendirmelerini yaptı. Parlamenter sistemle ilgili kamuoyuna verilen mesaj ise netti. Partileri bir araya getiren sebepleri İyi Parti lideri Meral Akşener açıkladı.